Şu anda Mina ile Müzdelife'nin arasında tam sınır noktadayız. Burası aslında İslam tarihi için oldukça önemli bir hadisenin geçtiği yer. Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen fil vakasının geçtiği nokta burası. Peki Hasan Bey, fil vakasından bahsedebilir miyiz? Neler yaşanmıştı burada? Çok önemli bir yer burası. Şimdi burası Müzdelife'nin bitimiyle Mina'nın başlangıç noktasının olduğu ara. Burası Muasır Vadisi, Vadi-i Nar buranın ismi. Ve burada Yemen valisi Ebrehe, Allah Resulü doğmadan 53 gün önce yaşanıyor bu olay. Ve Yemen valisi Ebrehe bakıyor ki bütün insanlar Kabe'ye ziyarete gidiyor. Madem ki diyor siz benim mabedime gelmiyorsunuz, ben de sizin gelip mabedinizi yıkacağım diye yola çıkıyor. 1500 kişilik fil ordusunu topluyor. Buraya geldikleri zaman başlarındaki o iri yarı güçlü kuvvetli olan Mahmut adlı fil bir adım Kabe'ye doğru atmıyor. Ve burada konaklıyorlar. Burası Mekke'de yaşayan insanların, hayvanlarının otlak alanı. Ne kadar hayvan varsa hepsini toplattırıyor Ebre'ye. Ve bunların içinde Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib'in de develeri var. Onları da toplattırıyor. Bunu duyan Abdülmuttalib Kabe'den kalkıyor ve Ebre'nin yanına geliyor. Ve Ebre'ye öyle diyor. Develerimi toplatmışsın diyor. Onları istiyorum diyor. Ve Ebre'ye de diyor ki ben de diyor Kabe'yi yıkma diyeceğini beklerken diyor, bana yalvarmanı beklerken diyor, sen diyor develerin peşine düştün diyor. Ve Abdülmuttalib de öyle diyor. Ben develerimden sorumluyum, ben onların sahibiyim diyor. Kabe'nin de sahibi var, orayı korur diyor. Ve ebabil kuşları ayaklarına aldıkları o nohut tanesi kadar çamurcuk parçacıklarını yere bıraktıkları zaman buradaki Ebrehe'nin ordusu ateş yığını gibi iniyor onların üzerine. Ve onların helak olduğu yer işte burası. Fil vakasının yaşandığı yer ve Muasır Vadisi, Vadi-i Nar, o olayın yaşandığı yer burası. Gerçekten çok önemli bir yer ve hacılar da buraya geldikleri zaman buradan Mina'ya geçiyorlar, evet, değil mi? Evet, özellikle buraya çadır kurulmuyor. Burası Müzdelife'nin bitimiyle Mina'nın başlangıç noktası. Allah Resulü öyle diyor, zaruret, mecburiyet olmadığı müddetçe burayı seri ve süratli bir şekilde terk edin diyor. Neden? Allah'ın ateşi inmiş buraya. Allah'ın gazabı indiği için burayı seri ve süratli bir şekilde terk edin diyor Allah Resulü. Biz de hemen arabamıza binip yolumuza devam ediyoruz.